Arabaya bin. Musa, ne oldu? Arabaya bin dedim. Ne olduğunu söyler misin? Bu aklımın almadığı şey her neyse burada konuşmak istemiyorum. Arabaya bin. Nereye gidiyoruz? Bilmiyorum. Söyledim işte. Söyledim. Sonunda söyledim. İçimde yıllardır bir zehirdi. Yavrum, kurban olayım, ne diyorsun? Ne oldu burada, bir şey söylemiyorsun ki? Sen bilmiyor musun sanki? Hiç anlamadın mı? Anasın, hissetmedin mi? İbrahim Zeynep'i sevmiyor muydu, yalan mı? Zehra, sen ne diyorsun? Ondan kaçtı gitti. Söylemem ağrına gitti. Yeter artık, dayanamadım. Bütün mesele buydu. İbrahim niye abim gibi olmak istiyordu? O hırs, o kıskançlık niyeydi? Zeynep, Zeynep, Zeynep. İbrahim ona aşıktı. Zehra, kendine gel. Abim askerdeyken, abim Zeynep'le boşanmışken hiçbir zaman Zeynep'e yaklaşamadı. Abim gibi bir işi, parası olduğu halde bile. Onun bütün derdi buydu. Anne, ben kendimdeyim, sen kendine gel. Bu anlattığım senin oğlun. Bizde olmaz öyle şey. Onlar kardeş. Onlar küser küser barışırlar. Kimse kimsenin karşısına yan gözle bakmaz. 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 Ne? Musa, ne? Niye buraya geldik? Bu öyle bir şey ki sormaya utanıyorum. Ama sormak zorundayım. Musa, sen bu kadar kime öfkelendin? İbrahim. İbrahim deyince niye yüzün değişiyor? Söyler misin artık, niye buradayız? Zehra, İbrahim öyle bir şey dedi ki, bu bir değil iki yuvayı birden yıkabilir. Musa, yeter artık, lütfen anlatır mısın? İbrahim'le aranda ne oldu? Hiçbir şey. Bu senden söylemeni beklediğim şey. Ama benim bilmediğim, Zehra'nın bildiği, İbrahim'i bildiği bir şey var. Bu pislik, bu çirkef, gerçek. Gerçek olmasa koskoca İstanbul'da İbrahim'le önünü arkalı niye kovalamaca oynayalım ki? İbrahim niye benden kaçsın? Niye toz olup izini kaybettirmek istesin? Ne zaman oldu bu? Biraz önce. Zeynep, bu herif sana sokuldu mu? Ha? Evet. Sen askerdeyken, ama zaten ağzının payını aldı ki. Zehra, nerede şimdi? Ulan sen benim kardeşimdin. Aşağılık herif. Teşekkürler. Buyurun efendim. O kadar yorgunum ki bir an önce dinlenmek istiyorum. Ne haber? Otelimize hoş geldiniz. Size nasıl yardımcı olabiliriz? Oda istiyorum. Serhat Bey, beyefendi oda istiyor. Yardımcı olur musunuz? Benim mesaim bitti. Peki Eliz Hanım. Efendim, kaç kişisiniz? Kaç kişisiniz?
Keşke böyle olmasaydı. Vallahi ben bu kadar sene seni yeteri kadar tanımamışım. Şu son olaylara dikkat ediyorum, bakıyorum da. Bak, benim serseri it kopuk günlerim oldu abi. Süreyya ile evlendim. Azıcık adam oldum. İşim, çevrem düzelme gösterdi. Kendime güvenim geldi. Sonra bakan şoför oldum. Bir sürü değişik, hayal edemeyeceğim insanlarla tanıştım. Ama sen var ya, bu yaşıma kadar gördüğüm en adam gibi adamsın ha. Sen şimdi Musa'ya gıcıksın ya, o yüzden böyle konuşuyorsun. Yok, yok, yok değil. Ya ben çok doluyum. Gel akşam senin iki tek atalım ha. Allah aşkına. Adam gibi bir adamla konuşmaya ihtiyacım var. Tamam, atarız. Tamamdır abi. Ay ay ay, şu gördüğüme bakın. Bir yaşıma daha girdim. Akşam oldu, yoruldum. Uzat bir tanem ayaklarını, uzat uzat. Ben başarı işin başına geçmiş diye öyle dedim. Merhaba nineciğim. Merhaba güzel oğlum. Nine, bir sürü köfte ekmek yedi. Yarasın oğluma. Bazen kadınlar hamile kalır, kocalar aşerir. Onu bunu yer. Sahi söylüyorum, sor araştır bak. O zaman eyvah. işler nasıl gidiyor oğlucum? İyi. Ders vermeye devam ediyorum. Aman çocuğum, iş iş iş. Hele bu krizde. Ne bulursan çalış. Çalışın. Bakın bebek de gelecek. Bezi var, maması var. Doktoru üstübaşı var. Çok hazırlıklı olmanız lazım. Tabii. Haklısınız. Efendim. Ana, o herif geldi mi? Gelmedi. Musa, Allah nasıl seversiniz? Allah nasıl seversiniz? O herif bir daha bayırdan içeri adımını atamayacak. Geldi yan söyle. Abi seni öldürecekti. Yeri göğü aradım ama bulamadım. Onu mutlaka bulacağım, haber ola. Derya, eşyalarını topla, gidiyoruz. Anne, biz buradayız. Canım. Hayır yani, merhaba demedin de burada olduğumuzu unuttun sandım. Sahi niye hala buradasınız? Hem niye bulaşık yıkanıyor? Sizi görmeden gitmek istemedik. Ya çocuklar, ben yıkardım. Ay ne var anne, birkaç tepsi o kadar. Hem zaten işten yorgun geliyorsun.
Anne, iyi misin? Başar. Gonca'daki bu gelişmeyi herhalde sana borçluyum. Benim kızım mutfağa girmiş bulaşık yıkıyor. Sanki evi falan da toplamış. Aşk olsun anne. Arada sırada yapmıyor muydum? Evet, arada sırada. Neyse Gonca, sormak çok ayıp ama yemeğe kalacak mısınız? Akşam Ömerler, Barış falan bize kalmaya gelecekler. Siz gidin o zaman, gidin. Bu yorgunluğun üzerine şimdi bir de misafir ağırlayacaksınız. Tamam. Gideriz, bitti zaten. Hem onlar yabancı değil, misafirden saymıyoruz. Çocuklar, bir şey söyleyeceğim. Derya iyi değilmiş. Onu da çağırsanız bu akşam. Dönmüşler mi? Dönmüşler. O zaman ben bir arayayım. Bırak artık. Kapalı. Ben o zaman yengemi arayayım. Hazır mısın kızım? Hadi. Alo. Merhaba yenge. Derya'nın telefonuna ulaşamadım da yanındaysa onu bu gece bize davet etmek istiyorum. Bence sakıncası yok. Hatta iyi olur. Sen kendisine bir sor Gonca. Efendim? Artık bir daha gitme, tamam mı? Gitmeyeceğim. Bu gece bize gelir misin? Aslında iyi olur. Akşam görüşürüz. Tamam, görüşürüz. Derya da akşama bize Güzel. Geliyor. Çok sevindim. Ben seni bırakırım. Biz çıkalım o zaman. Peki. Sizi seviyoruz. Ben de sizi seviyorum. Biz gidiyoruz. Kızım bana gel. Bu sefer gidecek yerimiz var. Otele gidiyoruz. Geri dönmeyeceğim. Burada kalıp İbrahim'i beklemeyeceksen evine bırakalım. İbrahim bekleyeceğim.